Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor. This is the last of the good stuff, boss. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. I've heard them. Load it up. Good to see you, boys. Boss. Any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. Just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Anyways, one of the Johns is south, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday. But the goons he's working for are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner? Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh, yeah. I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do is make it look like a proper heist. I don't know, Polly. You really trust this guy? He's got no love for Morello, I'll tell you that. Not like we got a lot of options here. We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss. What do you think, Tom? We need to replace the Canadian. If Polly says this Gates can do that, I'm in. Where's the meat? The big parking garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. Evet arkadaşlar, altyazıyı okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Diyalogları gördünüz. W'ya basarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Zaten hızlı gitmenize izin vermiyor. Neden? Çünkü arkada diyalog devam ediyor. Bakın altyazı var. Onu duyabilin diye oyun hemen yani sizin gitmenize izin vermiyor. Onu da güzel yapmışlar aslında. Yani ayrıca bu arkadaşı da almamız lazım. Polly ve Carlo ile arabaya bin demiş. Şimdi sol üstte de yazıyor zaten. Otoparka doğru gidiyoruz. WASD tuşlarıyla arabayı kullanıyoruz. Ekranın sağ altında küçük haritada gitmemiz gereken rota bize verildi. Ekranda da bir sarı baklava simgesi var zaten. Evet, küçük bir pazarlık yapacağız. Yani Morello'nun adamlarının alacağı malları biz alacağız. Ama zorla almış gibi yapacağız arkadaşlar. Olay bu. First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is going to get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up. Then he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint. He'll convince his old man and Morello. Şimdi mesela merak ettiğim bir şey var benim. Hani diyoruz işte 1930'ların 1940'ların Amerikasını yansıtmışlar şu an. Binalar falan işte yollar vesaire hep öyle. Şimdi 2022 yılındayız. Amerika'ya gittiğinde daha modern bir yüzü var değil mi? Hani 1930'lar yok. Ama binalar aynı binalar. Bu iş nasıl oluyor? Mesela Empire State binası yeni yapılmadı ki. Çok eski bir bina yani. Hatta Amerika'ya yapılan ilk yüksek bina diye biliyorum. Bilmiyorum. Yüksek görkemli. Neyse. Empire State 1930'da da vardı. 2022'de de var. Ne oluyor da bu 1930'ların havası oluyor? Acaba diğer küçük binalar mı yıkıldı? Bir daha yerine yüksek binalar yapıldı. Neyse öyle olabilir ya.
Devamlı işte kafamda sorular. Bazen de böyle soruyorum, bazen değil, çoğu zaman daha doğrusu. Soruyorum böyle, sonra kendi kendime cevap buluyorum. Çok oluyor böyle. Evet. Poliyi bekliyoruz arkadaşlar burada. Şimdi arabaya binecek, biz de onu takip edeceğiz. Bak onun da bagajı şeyde arkada. Görüyor musun? Çanta gibi. Demek ki arabaya bagaj yapma fikri ya gelmedi bunlara o yıllarda, ya da böyle bir şey düşündüler. Niye bilmiyorum. Yani bavul gibi arkaya koyalım, sandık gibi, chase sandığı gibi içini doldursunlar. Yani yap bunu bütün, değil mi? Kim, Almanlar mı akıl etti acaba bu işi? Şimdi bunlar Amerikan arabası. Almanlar buldu belki de, ondan sonra bunlar da öyle yapmaya başladı. Bilemem. Gerçi ilk seri üretilen araba da şey, Ford değil mi? Ford T20 modeli. Evet, bu buraya park etti. Bizimki de şurada, bakın. Yerde işaret var zaten. Buraya geliyoruz. Ara sahne girdi bile. I hope you all have good taste in whiskey. I ain't really the expert here. Tommy. Oh yeah. Tommy de gurme galiba. Bir yudum çekti, hemen anladı. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we are always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. Oha. No, no. It's okay. Oh. What? I told you we gotta make it look like a proper robbery. Adamın burnu zaten yaralıydı. Şu hale bak, iyice kötü oldu. Şimdi adamlardan zorla alıyormuşuz gibi yapmak için vurdum. Öyle diyor. Altyazıda yazdı, okumuşsunuzdur. Evet, Morello'nun adamları geldi galiba arkadaşlar. Büyük bir çatışmanın içindeyiz şu andan itibaren. Herkes deyip deşik yaptılar yani. Evet, kimi görürseniz vurun arkadaşlar. Elimizde böyle bir silah var. Hayret ya. Nasıl ki silah verdiler bize. Çok enteresan. Bak bak. Hiç de bir şey olmuyor ha. Yağdırıyorum, bir şey olmuyor. Evet. Bu da vurulmuş. E tuşuna basıyoruz. Adamın önüne gelip. Carlo, in the cab with me. You know you stead. Tommy. Check for more of them. This thing ain't over. Come on, I'll back you. Evet arkadaşlar, şimdi ekranın üstünde bakın, kamyon simgesi var. Altında kırmızı çizgi var. Bu kamyonun sağlık seviyesi. Tamam mı? Kamyon, şu silahları toplayalım bu arada, mermimiz olsun. Kamyon yavaş yavaş işte aşağı inecek. Otoparkın üst katındayız. Biz ne yapacağız? Önden gidip yolu açacağız. Kim var, kim yok, hepsini ortadan kaldıracağız. Kamyonun buradan sağ salim çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey bu.
sağlık seviyemizi de dolduralım ve alt katlara doğru inmeye. Aha, sen nereden çıktın ya? Hah. Bak, adam var arkanda, siper almış, oraya beni bekliyorsun. Evet. Bunları da hemen hallediyor. Oha, ne oldu be? Gerek kalmadı. Ama arkadaşlar, şöyle bir durum var. Yangın olduğu için bizim bunu söndürmemiz lazım. Kamyon gidemez yoksa. Sol üstte de bakın, yazı değişti. Açık yangın muslukları demiş. Aşağı ineceğiz. Yani yangın musluğunu açacağız ki yangın sönsün. Yani gel bakayım. Bir uyanık sensin değil mi? Senden başka var mı? Evet. Sarı nokta bizi yönlendiriyor zaten. Vananın önüne gelip E tuşuna bastığımızda bu şekilde çevirecek. Sular açılacak. Yangın sönecek. Evet. Ha, burada kapı varmış ya. Bir dakika. Şuradan yine bir sağlık seviyesini dolduralım. Çıkıp gidelim. Evet, hemen buraya siper alıyorum ve çatışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Sam'in yanına gidiyoruz. Yani kamyonun yanına gidiyoruz. E tuşuna basıyoruz. Evet, kamyon önden gidecek. Biz de arkasından takip edeceğiz, eşlik edeceğiz. Sol üstte de yazıyor zaten. Evet, biz W'ya bastığımızda başlıyor arkadaşlar. Adamlar peşimizi bırakmayacaktır. Ne kadar kamyona yakın giderseniz o kadar iyi olur. Bir çatışma olacak çünkü bakın geldiler bile, görüyor musun? Bak, ateş ediyorlar. Kamyonun sağlık seviyesi de dibinde ya. Alev, ooo, alev çıktı, pat. Hadi bakalım. Ama şimdi nasıl olacak? Bak şimdi. Kaldığım yerden devam edelim. Ben yani benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ha, doldu. Bak, baştan başlayınca sağlık seviyesi tam doldu. Gördün mü? Benim burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece W'ye basabiliyorum. Yani arabanın içinde ateş edemiyorum. W'ye basıyorum. Elimi hiç çekmiyorum. Gidebildiğim hız bu. Bak, kamyonda yük var. Bak, bir kere kamyon. İkincisi yüklü. Yük var. Ve kamyon benden hızlı gidiyor. Bak, görüyor musun? Bak, o arabalar da benden hızlı gidiyor. Ben de tam gaz gidiyorum. Ama hızım bu. Bak, yetişemedim bile. Bizim adamlar da ateş edemiyor. Şu an köprü bitecek neredeyse. Sağlık seviyesi yarıya geldi. Mümkün değil zaten. Geçemezdik. O dibinde az bir şey kalmış. Bir cındık. Onunla nasıl yani? Böyle yarısına geldi. Ha, çarpayım diyeceğim. Oo, bak bir tane daha katıldı. Çarpayım diyeceğim ama adamlar o kadar hızlı gidiyor ki. Bak, mümkün mü bunları yoldan dışarı çıkartmak? Kamyon herkesten hızlı zaten. Demek ki oyun burada yani kamyon önden gitsin istiyor. Ne diyeyim artık? Hah, şimdi güzel oldu. Zaten yetişemiyorum. Bir de arayı iyice açtık. Vay arkadaş be. Vay arkadaş be. Neyse, daha kamyona bir şey olmuyor. Demek ki dibine geldi kaldı. Kamyon değil, F1 arabası. Maşallah ya. Bu ne? Bu görevde bir saçmalık var ya. Gerçekten bak, ben yetişemiyorum. Kamyona yani. Nasıl koruyacağım ki?
Vay arkadaş be, vay arkadaş be. Neyse artık öyle böyle bitireceğiz ya. O dibinde kaldığını ekmese daha inmiyor aşağı. Ne olursa olsun pes etmiyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız oluyor mesela, abi diyor işte şeye kadar geldim, orayı geçemedim, işte uçak görevini yapamadım, işte adam beni kovalıyor orada. Diyorum devam et, denemeye devam et, olacak diyorum. İşte mesela 5. 10. denemesinde bana yorum yazıyor, abi yaptım oldu diye. Evet, böyle böyle noktaya gelmiş olduk arkadaşlar. Bir cındık canla noktaya geldik. Bir kere patladı ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Onunla gitmesi bir mucize zaten. Baksana. Looks like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Saludo. Saludo. Evet arkadaşlar, bu Morello ile Celeri'nin sidik yarışı bitmez gerçekten. Yani artık kim kime ezerse. Enter diyoruz ve yeni görevle devam ediyoruz. Perde arkası, yani hikayeyi işte FBI ajanına anlattığı kısım. Working up to it maybe. But then prohibition ended and a bootlegging business got knocked on its ass. Over that fighting over booze, man, next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything, except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but what do you call it then? Content. Yeah, that was it. And Celieri, he finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. That's interesting. You think Celieri was sourcing Heubinders in 34? Maybe. Why? Well, a few years back, a voice squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Celieri. Playing him off one another, trying to goose the take, but once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up. But he never did anything that might start an all-out war. Learning Celieri was building his own bench must have finally tipped his scales. Because in 35, he hit us with both barrels. Of his face and pasted it hey, on his face. Tommy. Oh, hey, boss, what's going on? I'm glad you're here. There you go, boss. I'm going to Pepe's for lunch, but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure, boss. Bravo. I'm already starving. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? You know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. Maybe it's just got me jumpy as all. Ben hikayeyi çok sevdim ama ya, gerçekten sıkmıyor ve çok karışık gidiyor. Bir yandan anlatıyor, bir yandan yaşıyoruz. Olayları yavaş yavaş
görüyoruz. Arabaya bindik arkadaşlar. Patronla birlikte restoranta gideceğiz. Pepe'nin restorantına arabayla gidin diye yazıyor zaten. Yine polise dikkat etmenizde fayda var. Hız sınırını aşmayın. Yani polis olmasa bile vatandaşlar sizi şikayet edebiliyor, haberiniz olsun. Hemen haber uçuruyorlar. Artık cep telefonu da yok. Nasıl uçuruyorlarsa telgraf mı çekiyor bilmiyorum. Oluyor yani. I got plans. Plenty of good people lining up for a slice. Glad to hear it. Must be nice for you, some time away from Polly and his cockamamie schemes. That's better conversation, boss. I'll give you that. Sure I am. Me, Sam, and Polly, though, we're still real tight. We've been through some times together. Yeah, don't I know it. Taste the cassata, Tom. Oh. Oh, more wine. Hey, more wine here, please, quickly. You're going to love this wine. It's a... Don Salieri. Welcome, my friend. Welcome. Good to see you, Pepe. Yes. Hey, come. Our guest has arrived, eh? What's on the menu today? My mother, she would be so honored if you tried her caponata. Excellent. Bravo, bravo. Oh, Benny, oh, let me get you a chair for you, huh? Sit, please. And to drink a Chianti. I've been saving this just for you. Yeah, bene, bene, bene. Enjoy, huh? I'm glad you're off the roof, Tom. Sarah threatened to leave me if I didn't dry out. I know. She told you. No. I put her up to it. Drunkards get sloppy, Tom. I didn't want you to make a mistake we couldn't live with. For you? And for you. Pepe! The meal is a masterpiece, as always. Molto grazie, Don Salieri. Praise from such a gourmet as you, it filled me with joy. You wouldn't call me a gourmet if you knew what I had for supper. Hadi bakalım. Sen adamın malına el koyarsan, bunun da bedeli olacak, değil mi? Let me finish my wine. Hey, Salieri! Come out of there and we'll make this quick. Smoke them out, Joe. Shit, watch out! Ha ha!
not going out the front door. Can you move? Not fast enough. We're gonna ambush these boys. I'll keep them entertained while you slip out the back and circle around. You sure, boss? Blow them all down, Tommy. Not one of them goes home tonight. Okay, boss. Be careful. Tom, just be quick about it. Herifler var ya, delik deşik yaptı her yeri ya. O değil de şeye üzüldüm, şu adama üzüldüm ya. Mekan sahibine. Yazık, hiç günah yok. Bak yine silahım yok ya. Gerçekten bu nedir ya? Yani mafya adam silahsız dolaşır mı? Aşçı da gitti, hadi bakalım. Silah seçerken o da Berettalin amin. Üzüldüm ya mekan sahibine. Yani şu nedir? Böyle bir çatışmada şunları topluyorum ya gerçekten. Hani ne işime yarayacak acaba? Kafadan vurmaya gayret gösteriyorum. Neden? Çünkü adamların göğüs kısmı, bedeni sünger gibi arkadaşlar. Ateş ediyorsunuz, ediyorsunuz. Hepsini emiyor. Maşallah. Hiçbir şey olmuyor. Yani 30 mermi var diyelim ki, hepsini yutuyor. Herif hala ayakta. Evet. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Arka tarafı dolaşıp işte önce buradakileri, sonra da dükkanın önündekileri halletmemiz lazım. Bak hepsi burada. Şuradan. Evet, yerimizi belli ettik artık. Biz de hemen bir yer değiştirelim. Buradan pek korunamıyoruz ya. Evet, bu da sonuncuydu sanıyorum ki. Look at the balls on this kid. You really saved my ass, Tom. We gotta go, boss. The cops will be here soon. I need a minute to catch my breath. Well, let me get you back to the bar. No, not the bar. We're going to see Carlo. That son of a bitch knew where I was going today, and he calls in sick. He set you up. To us, Tom. You could have ended up just as dead. Yeah, I know, boss. Carlos jacked up with some dame in Holbrook. Let's go see what he has to say about all this. Evet arkadaşlar, şu an hiçbir yere gidemiyor. Carlo'nun evine gitmemiz lazım. Yani bara gitse orayı da kurşun yağmuruna tutacak. Bizi burada bulan adam kendi mekanında haylaylı bulur, değil mi? Evet, polis var, yanından yavaş geçin. Çaktırmayın, bize gelmiyorlar. Biz çünkü olay yerinden uzaklaştık, onlar olay yerine gidiyor. I get to plug another rat, and we finally go to the mattresses with Morello. Today's the day the dam breaks. Sure feels like it. You take a guy in, you give him a place in your family, you give him respect, and this is how he repays you? If he's done this, what else has he squealed on? The farm, the betting house, the ambush at the parking garage, any of them could have been him. Jesus Christ, someone's been ratting us out to Morello for years. And the time we work it out is when his guys come this close to bumping me off. Boss, why don't you let me go first, huh? Carlo might be waiting for us. No, Tom. My face is going to be the first and last thing this bastard sees. What the
Fuck! You goddamn dirty grifter! You better dangle, sweetheart. It's gonna be a closed casket, Carlo. You okay, Buzz? Yeah, just a little one. Let me catch my breath. Jesus, he's fast for a big guy. Don't let him get away! Şimdi bu adamı kovalıyoruz arkadaşlar. Kaçmasına izin vermediği ekranın sol üstünde yazıyor zaten. W ve Shift kombinasyonuyla önünüze gelen engelleri de boşluk tuşuna basıp zıplamak suretiyle aşabilirsiniz. I can explain everything. Tommy, you gotta know. Morello, he was gonna kill Mom. I had to do it. I had to. Evet, Carlo'yu bitir demiş. Artık silahımızı çıkartıp adamın işini bitiriyoruz. Is he still alive? I'm not sure. Keeping out of trouble. Sure. Who's this? Wait a minute. Is that Gordy? It is. Hey, Gordy, how you doing, buddy? Hardly recognized you. What'd he do? You said you were having some trouble down at the docks, right? Yeah. It's nothing I can't handle. Yeah, well, he did some asking around. This asshole was planning a strike. Strikes are no good for business. Unless you don't want to call them for it, right? Right. So I decided the union needed a little change in leadership. Is that all right with you? Of course. Yeah. Now, what about that other thing? That's why I'm here. Salieri's still alive. God damn it! What happened? I don't know yet. Crew we sent is dead. Restaurant's all shot to hell. Stop your crying. Can't have a conversation here. What about the cockroach Carlo? Found him with his head smashed in like a fucking watermelon. Never seen anything like it. So they already must have figured Carlo was the rat. God damn it. Can't even hear myself think. It's gonna be a war. I told you to shut the fuck up! We've been at war since we killed Papone. It's just out in the open now. What do you want me to do? Make your rounds. Tell little boys to keep their eyes peeled and their powder dry. Okay. Put the word out. Hey. Just, keep your head down, little brother. You too, Don Morello. Evet, bu dava bitmez arkadaşlar. Bunun bir rövanşı olur diye düşünüyorum ve Enter tuşuna basarak yeni görevle devam ediyorum. İşte gördüğünüz gibi adamlar da boş durmuyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bir dedikodu da burada var. Şimdi sarı işarete doğru yaklaşıyoruz. Seleriye tırmanın demiş. Hey, you need it up the stairs. I'll go straight up. It's war thumb. Şu andan itibaren savaştayız diyor. Doğru, yani büyük bir savaş başladı.
bunların arasında. Şimdi patronun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Nereye geldim ben ya? Burası değil ya. Şurası, bir dakika, yanlış oldu. Siz de hiçbir şey söylemiyorsunuz ya. Merdiven şurada değil mi? Aynen. Dikilmişler orada. Evet. Our guys in place. Good. We're finally going after him. Soon. But first we have to soften him up. Morell's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off. So we need to scare them into abandoning Morella's sinking ship. We bump off the right engine. The rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counts are still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. Counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops, booths, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay, I'll talk my way into the party, put two in his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be caring. So what? Throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore? Sam and Paulie are down the docks working on that. You meet up with him there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. The lot is done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Buona fortuna, Tom. Şimdi arkadaşlar, ekranın sol üstünde yazıyor. Rıhtıma git demiş. Burada hızlı gidemiyoruz diye söylemiştim daha önceden. Hatırlarsanız. Evet. Bahçeye çıktıktan sonra artık serbestsiniz. Şuna binebiliyor muyuz ya? Bu patronun arabası mı? Evet, binemiyoruz. Muhtemelen onun arabası. Demek ki adam yeşili seviyor. O patlayan araba da yeşildi. Daha koyu yeşildi gerçi. Ama o bayağı hızlı gidiyordu ya. Efsane yani. Hani W'ye basıyorsun, yerinde zor duruyor. Bazı araba var. Yani W'nun üstüne şişe koy. Böyle ağır bir şey koy. Yok arkadaş, gitmiyor araba. Yani gideri o kadar. Kimseye de böyle dokundum mu uçuyor. Yalnız öyle yanlaması gerçekten çok keyifli oluyor ya. Harbi söylüyorum. Güzel. Evet, noktaya geldik. Arabayı burada eğiliyoruz. E tuşuna bastık, aşağı indik. Baklava simgesine doğru gidiyoruz. Sam'i bul demiş. Sam biliyorsunuz ki bizim adamlardan biri. Bizim ekipten yani. Şimdi şu kalkan gemi var ya, yani biraz sonra kalkacak, hareket edecek olan gemiye bineceğim. Ama
Bu kılıkta gidemiyorum arkadaşlar. Bakın kapının önünde koruma var, adamları var. Sağ altta haritada iki tane kırmızı gösteriyor zaten. Evet, bunları okuyabilirsiniz. Burada işte kalkış saatleri vesaire bir şeyler yazıyor. Havai fişek bilmem ne falan filan. Sam nerede? Sam de burada. Bak yeşil zaten haritada sağ altta gözüküyor. Sam'in yanına geldik. E tuşuna bastık. Anladım. Şimdi bu adamın üniformasını alacağız. Biz giyeceğiz ve gemiye rahatlıkla binebileceğiz. Olay bu arkadaşlar. Nerede? Şurada. Evet. E tuşuna bastık. Oldum Bahriyeli. Şimdi artık gemiye gidebilirim ama öncesinde ne diyor? Sam'e dön. Kıyafeti giydik. Onunla bir istişare yapacağız, bir konuşacağız. Sonrasında gideceğiz. So remember, play it cool. When you've gone some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. Sure. Then get up on the roof. Wait for Galati's speech and pop him when he's done. And how do I get away? Polly's borrowed a speedboat. After the speech, there's fireworks. We'll come soon as we've seen them. You better be there on time. Don't worry. It'll go smooth like eggs and coffee. Looking good, Tom. The outfit don't get messed up. Keep it. Suits ya. You the new guy? Christ, you took your time. You think he's gonna pull this off? He sure as shit gonna kill Galati. Getting off that boat? Well, he's gonna need a guardian angel. He don't need no fucking angel. He's got us looking out for him. Almost done? Yeah. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? Whatever. You got a rag there. Check every deck. Evet arkadaşlar, denizcilere temizleyiciyi sor demiş. Yani bizim ekipten birilerini bulup yine bu kıyafetten. Don't I know you from someplace? Nah, don't think so. I swear I know you. Were you with the union maybe? Sorry buddy, I'm from İşin mi yok ya? Sendikalı mısın diyor. Sana ne arkadaş? Sendikalı mıyım, değil miyim? Nedir yani? Çok dikkat çekmeyelim. Bak hemen tanıyorlar. Seni daha önce gördün mü? Yok, görmedim mi? Bu ne diyor? Anladık, anladık. Takımla gelsen böyle yapmazdın ama, değil mi? Heh, burada bak. Drunk as a skunk in the engine room. Same as always. Figures. Thanks. Şimdi içeride bir adamımız var. Kapıcıyla konuşun diyor. O silah sakladı. Şeyde de vardı bu. Baba filmi var ya, onda da var. Neyse, sürprizini kaçırmayayım izleyecekler için. Boş ver. İçeri silah sakladı şimdi. Burada çalışan biri var. Onunla anlaşma yaptık. O içeri silah getirdi, sakladı. Biz de sakladığı yerden alacağız. Tommy, right? I hid the gun in the john in the stern. Mid deck. Where's stern? Next floor up. Right above us. Keys on the table there. Öncesinde anahtarı alıyoruz. O nasıl aldı öyle ya? Avuçladı resmen.
içeriğiyle. Bu adam burada çalışıyor. Kazan dairesinde geminin gidişiyle alakalı bir görevi var. Anahtarı aldıktan sonra sarı simgeye doğru gidiyoruz. Oradan da tabancayı alacağız. Burası nereye gidiyor? Tuvalet. Evet. Hemen bir yukarı çıkacağız. Ben de bir tanıdık olsa da konuşsak diyordum ya. Adam beni tanıdı ya. Nereden tanıdıysa. Ben daha yeni girdim zaten ya. Çeteye yeni girdim şeye. Aileye yeni katıldım yani. Arkadaşlar bununla dövüşüyorsunuz. Q tuşuna basarak böyle yere seriyorsunuz. Sonrasında Y tuşuna basıp alın. Yani burada kalmasın. Biri görürse uyanır. Tabanca burada zaten. E tuşuna bastığımızda kapıyı açıyor. Adamla beraber içeri girmiş oluyoruz. Ve bir ara sahne eşliğinde silahı kazan dairesindeki adamın sakladığı yerden alıyoruz. Alamıyoruz çünkü bulamıyoruz. Yine silah yok, görüyor musun? 6 tane kurşunum var, iyi mi? İyi manzaralı bir yer bulun demiş. Bize gösterilen noktaya doğru gidiyoruz. Şimdi herif çıkıp konuşma yapacak. O konuşma yaparken de biz onu susturacağız. Öyle söyleyeyim. Sam'le konuştuk ya. Her şeyi anlattılar. Tarif ettiler zaten. Evet. Dikkat çekmeyelim. Yukarı çıkıyoruz. Kaptan köşküne. Artık en üstteyim. Bunun daha üstü yok zaten. Biri görür mü diyeceğim ama kimse yokmuş burada zaten. Evet. John, hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counselor. Good man. Have another for me, huh? Good to see you. Thanks for coming. Evet arkadaşlar, kendinizi ne zaman hazır hissediyorsanız ateş edebilirsiniz. Masum sağ tuşuna basılı tutun, sonrasında sol tuş ve adamı indirin. İsterseniz bekleyin ama pek de bir anlamı yok. Şuraya siper alıyorum hemen. Çünkü bakın geldiler. Evet, bunları indiriyorsunuz. Elinizdeki altı patlar ile. İki kişi var. Hadi ama ya. Vay arkadaş. Ne dedim bak, adamların gözü sünger gibi ya. Emiyor, ne varsa emiyor. Kafaya getirdin getirdin yani. Yoksa istediğin kadar ateş et. Sağlığımızı da dolduralım şuradan. Ve devam ediyoruz. Buradaki kapı kapalı gördüğünüz gibi. Şuradan ilerleyeceğiz.
cephanem kalmadı. İşe bak ya. Gerçekten acınası bir durumdayız yani. Ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Şunun silahını alacağım. Bak. Yumrukla adam indiriyorum ya. Herif bir tane vursa bitti mi yani şu an? Olmaz arkadaş. Bu şekilde olmaz ya. Oyun oynuyorsun. Herif mafya. Silahla işimiz. Yani bütün işimiz silahla. Yok yani. Bak tekne orada bekliyor. Tekneye bineceğim. Binemiyorum. Tam binerken ateş edecek bunlar. Her şey bozulacak. Evet geldik. E tuşuna bastık. Hop ara sahneyle teknedeyiz. Olay bu ya. Değil mi yani? Evet arkadaşlar bu görevi de böylelikle tamamlamış olduk. Havai fişekle kapanışımızı da yaptık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.